Evrenin en bilinmez ve parlak cismi blazarlar. Kutuplarından uzaya ışık hızının %90'ı ile ölüm ışınları, gama ışını patlamaları ve gaz jetleri saçan süper kütleli süper aktif kara deliklere kuasar diyoruz. Bunlar uzak galaksilerin merkezinde yer alıyor. Kuasar jetlerini tam karşıdan gördüğümüz kuasarlara ise blazar diyoruz. Bu da aşırı parlak kuasar demek. Blazar harika uzay objelerinin mutfağıdır. Aktif bir galaksinin içindeki radyoaktif bir toplanma diskinin içindeki süper devasa bir kara, kara deliktir. Ve her iki ucundan da bize doğru ışık hızına yakın radyasyon jeti fırlatır. Şimdi açıklayalım. Çoğu büyük galaksi merkezlerinde süper devasa kara delikler içerir. Hatta bizim samanyolumuz bile. Kara delikler gaz, toz ve diğer çöpleri o kadar hızlı emer ki her şeyin üstesinden gelemez. Bu bir toplanma diski denen kara deliğin çevresinde bir çeşit trafik sıkışıklığı oluşturur. Kara deliğin bu disk üzerinde uyguladığı yer çekimi basıncı onun milyonlarca derece ısınması için yeterlidir. Ve de bu muazzam bir radyasyon yayar. Kara delik bu arada büyük bir hızla dönmekte ve radyoaktif maddeyi yüzbinlerce yıl boyunca her iki ucundan ışık hızına yakın bir hızda patlayan güçlü jetler haline getirecek kadar güçlü bir manyetik alan oluşturur. Her şey perspektif meselesi. Teknik olarak şu anda üç cisim anlattık. Nasıl mı? Gözlem noktamıza dikey olarak radyoaktif jet püsküren bir kara dedik. Bir radyo galaksisi olarak adlandırılır. Eğer bu jet bir açı ile geliyorsa buna kuazar denir. Eğer jet tam bize hedef alarak direkt geliyorsa yani dünyadaki cihazlar tarafından 9 milyar ışık yılı uzakta bile tespit edilebilir olması için yeterince par parlak olması halinde bu bir blazardır. Gök bilimciler saçtığı ışınlar kainatı neredeyse boydan boya kat eden en parlak gök cisimlerinden birini keşfetti. 12,5 milyar ışık yılı ötede yer alan kuasar 300 trilyon güneşin parlaklığına sahip evrende en az 100 milyar galaksi olduğunu tahmin eden gökbilimciler, aralarındaki en parlak olanlardan bir tanesini buldu. Burada galaksinin e, kendi adı var. Direkt o, onu da makalemle paylaşacağım. Oradan görebilirsiniz. Adı verilen bir galaksi, en az 300 trilyon güneşin parlaklığına sahip. Galaksiye olağanüstü parlaklığını kazandıran ise, Güneş ışınlarını saçan yıldızları değil, merkezindeki süper dev kara deliğin meydana getirdiği canavar kuasar. NASA Jet İtiş Gücü Laboratuvarı'nda JPL görevli astronom Peter Eisenhardt galaksinin merkezindeki kuasarın Güneş'in 10 milyar katı kütleye sahip olduğunu belirtti. Astrophysical Journal dergisinde yayınlanan araştırmada dikkat çeken noktalardan biri canavar kuasarın ışınlarının dünyaya 12,5 milyar ışık yılı öteden gelmiş olması. Gökbilimciler bir kara deliğin 13,8 milyar yıl önceki büyük patlama ardından nasıl bu kadar hızlı büyümüş olduğunu anlayabilmiş değil. Eisenhardt çok erken zamanlarda dev boyutlara ulaşmış kara deliklere bir yenisi eklendi. Bu büyük bir bulmacanın sadece bir parçası ifadesini kullandı. Eisenhardt'ın bahsettiği bir diğer keşif henüz Şubat ayında Nature dergisinde yayınlanan süper dev kara deliğe ait. Büyük patlamadan sadece 900 milyon yıl önce yıl sonra oluşan SDS J0100 2802 parlaklığını yeni keşfedilen kara delik gibi aslında oluşturduğu kuasardan alıyor. SDS J0100 2802'nin büyüklüğü güneşin 12 katı iken parlaklığı yıldızımızın tam 420 trilyon katı. Diğer bir deyişle samanyolundan 40 bin kat daha parlak. Radyo astronominin ortaya çıkmasından hemen sonra bazı galaksilerin yüksek miktarda radyo dalgaları yayınladıkları keşfedildi. Ayrıca bu radyo dalgaları uzaya uzanan büyük uzantılardan gelmekteydi. 1970'lerden bu yana en yaygın kabul gören model en yakın aktif çekirdekten AGN gelen yüksek enerji parçacıkları ve manyetik alanlardan beslenen loblar ve plümeslerdir. Jet terimi daha ziyade hem temel akışı hem de gözlenen yapıyı belirtmek için kullanılır. Jetlerin ışınlarının görünür emaresi olduğu düşünülüyor. Astronomlar blazarlar, kuazarlar ve radyo galaksilerinin hepsinin temelde aynı şey olduğunu düşünmektedirler. Bu üç yapı sadece uzaydaki yönelimleri yüzünden bize farklı görünür. Birleştirilmiş model adı verilen bu modele göre bütün etkin gök adalar tam olarak aynı unsurlara sahiptir. Dev bir kara delikten gelen etkin bir çekirdek, onun çevresini saran bir gaz halkası ve parçacık jetleri